Ebru Şallı boşanma sürecinde olduğu Uğur Akkuş ve biter evlilikleri hakkında ilk kez konuştu. Akkuş'un kendisiyle para için evlendiğini iddia ettiği ünlü güzel, eşinin suçlamaları karşısında neden kahkaha attı? Uğur Akkuş'un iddiası Ebru Şallı'yı güldürdü. Parayla alakalı bir itham durumları var. Sinirlenmiştir, söylemiştir, olabilir, Uğur bu. Ebru Şallı'nın boşanma açıklaması Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'i nasıl çileden çıkarttı? Evliliğe saygısı yok. Çünkü mesela bir açıklama yapmış şeydi, evlilik birliğine saygımdan dolayı susuyorum. Hani hangi evlilik birliğine acaba, hangi evliliğin birliğine saygı duyuyor ki? Ebru Şallı'ya demediğini bırakmayan Gonca Derin, evliliğin bitme sebebini ilk kez açıkladı. Ebru Şallı ve Harun Tan, Uğur Akkuş'u dolandırdı mı? Ya beni şaşırtan Harun Bey gerçekten bu işin içine girdiyse, düşünsenize eski eşinizin yeni kocasını eski eşinizle birlikte hani böyle dolandırıyorsunuz gibi bir şey, çok mide bulandırıcı gerçekten. Bu iddialar çok konuşulacak. 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı alan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyuran Akkuş, ünlü güzelin kendisiyle para için birlikte olduğunu iddia etti. Benimle para için evlenmiş. Uğur Akkuş'un bu paylaşımı sonrası gözler ünlü güzele çevrildi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanacaklarını doğrulayan Şallı, Uğur Akkuş'un iddia ettiğinin aksine ortak karar olarak yollarını ayırdıklarını söyledi. Uğur Akkuş'un suçlamalarına evlilik birliğine duyduğu saygıdan ötürü yanıt vermediğini belirten Ebru Şallı, katıldığı bir davette keyifli halleriyle dikkat çekti. Ebru Şallı bu neşesini neye borçlu merak ettik doğrusu. Boşanacağı için mi bu kadar mutluydu yoksa? Ben kötü bir süreç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani herkes evlenebilir, herkes boşanabilir. Her şey insanlar için. Ben de öyle bir süreçteyim. Uğur Bey de öyle bir süreçte. O yüzden hani ben güzel şeyler söylerim buradan, kötü hiçbir şey söylemem. Gerçi Uğur Akkuş, Ebru Şallı'nın kendisiyle para için evlendiği iddiasında bulunmuştu. Ancak bu ağır itham bile Şallı'nın moralini bozmamıştı belli ki. Parayla alakalı bir itham durumları var, mal bizim paylaşımı var. Bizim aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir, söylemiştir, olabilir, Uğur bu. Ebru Şallı boşanma süreci hakkında bilgi verirken Uğur Akkuş'la aralarında sorun olmadığını özellikle vurguladı. Dava günü belli olduğu zaman sizler de bilirsiniz zaten. Bir anlaşma var mı aranızda? Anlaşmamız var aynen. Bizim aramızda herhangi bir kavga gürültü yok. Mal varlığı olarak bir anlaşmanız var mı? Öyle bir beraber ortak bir alımımız olmadığı için öyle bir şey de yok. Uğur Akkuş'un adı sık sık borç haberleriyle gündeme geliyordu. Ebru Şallı bu konu hakkında yorum yapmaktansa itinayla kaçındı. İş yaptığı anlaşmalardan çok borçlu olduğu davalarla konuşuyor. Onların hiçbirinin bilgi dahilinde değil arkadaşlar. Ben görüşüyorum. Evet. Çabuk çabuk. Aynen. Herhangi bir aramızda kötü bir durum söz konusu değil. Peki Uğur Akkuş'un işleri kötü gittiği için mi evlilikleri son bulmuştu? Uğur Bey'in işinin evliliğinizi etkilediği doğru mu? Yani böyle bir şeyler söz konusu değil ya. Yani ben hani bilmediğim şeylerle ilgili konuşmak istemem. Ebru Şallı, şen şakrak davetten davete koşarken eski eş Gonca Derin magazin hattına zehir zemberek açıklamalarda bulundu. 3 yıl önce çocuklarıyla birlikte Alaçatı'ya yerleşen Gonca Derin, Uğur Akkuş'la aralarının iyi olduğunu belirterek söze girdi. Biz yaklaşık bir senedir Uğur'la artık o hani eski kavgalı dönemleri atlattık. 2 tane de çocuğumuz var ve onlar büyüyor. O yüzden aramız iyi, yani ebeveyn olarak görüşüyoruz. Gerçekten şu anda da zor bir dönem atlatıyor. Uğur Akkuş'un Ebru Şallı hakkındaki açıklamalarına da değinen Gonca Derin, Ebru Şallı'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. Hani Uğur'un söyledikleri malumun ilamı olmuş. Yani Ebru'dan beklenecek şeyleri yapmış ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Gonca Derin, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanma sebebi hakkında öyle bir iddiada bulundu ki yenilir yutulur gibi değildi. Uğur hukuksal anlamda bazı problemler yaşadığı için yurt dışına gidiyor biliyorsunuz. Bir sene yakındır orada. Ve giderken de üzerinde olan mal varlıklarını hani nakde çevirip Ebru'ya emanet ediyor. Yani tabii ki insan kime güvenir böyle bir durumda? Eşine güvenir, güvenmek ister. Ebru da bunu eski eşi aracılığıyla İsmail'e kaçırıyor.
Yani şu andaki aralarındaki sorun bu. Benim bildiğim kadarıyla boşanmaya sebep olan şey de bu ve yüklü miktarda bir para. Bu arada Gonca Hanım'ın söylediğine göre boşanma süreci Uğrak Kuş'u bir hayli yıpratmış. Öyle ki beyefendi bir süredir sağlık sorunları yaşıyormuş. Tabii bu Uğur'u ciddi anlamda sıkıntıya soktu, hem maddi hem manevi. Sağlık sorunları yaşıyor bir yandan. Orada tek başına, benim duyduğum bu. Hani Harun Bey de bu işin içine girdiyse çok mide bulandırıcı bir şey. Yani bu paranın takibi yapılabilir ama geri alınır mı? Hani Türkiye'deki bu hukuksal durumda bilmiyorum. Eski eşinin zor günler geçirdiğinin altını çizen Gonca Derin, boşanma davasının kolay geçmeyeceği öngörüsünde de bulundu. Yani Uğur'un hani psikolojisinin, maddi durumunun, ruhsal durumunun, sağlık durumunun kötü olması çocuklar dolayısıyla bana da yansıyor. Yani böyle bir şey istemezdim yani. Bu tarz şeylerin yaşanmasını istemezdim ama. Uğur Bey'le konuştuğunuzda morali nasıldı, motivasyonu nasıldı? Kendisi mi anlattı? Tabii, evet kendisi anlattı. Ya morali çok iyi değil tabii ki şu anda. Ama bakalım yani süreç ne gösterecek. Çünkü bazı davalar açılacak bu durumda. Hani kolay bir boşanma olacağını zannetmiyorum. Çok mide bulandırıcı. Ya beni şaşırtan Harun Bey gerçekten bu işin içine girdiyse, düşünsenize eski eşinizin yeni kocasını eski eşinizle birlikte hani böyle dolandırıyorsunuz gibi bir şey. Çok mide bulandırıcı gerçekten. Çok. Ya iyi ki ben bunların içinde değilim yani şu an. Gonca Derin boşanma gerekçesine şaşırsa da eski eşinin Ebru Şallı ile yollarını ayırma kararı almasının kendisine sürpriz olmadığını söyledi. Ama ayrılık bekliyordum. Yani başından beri benim için hani böyle aşk dolu bir evlilik değildi zaten. Hani birinin tanınma merakı, hani Ebru'nun ününden faydalanmak, diğerinin de tabii ki maddiyattı. Ama bu kadar böyle bir şey beklemiyordum. Ses getirecek açıklamalarına devam eden Gonca Derin, Uğrak Kuş'la aşk evliliği yaptıklarını, meselenin hiçbir zaman para olmadığını belirtti. Ne zaman da bir aşk vardı, bitti ama araya bizim para girmedi. Mesela ben hiç tazminat almadım boşanırken. Yani çünkü hani hızlıca olsun istedim. Aslında o zaman bir daha da görmek istemedim Uğur'u. Ama iki çocuk olduğu zaman anladım ki maalesef ömür boyu görüşmek zorundayız. Yeniden olur mu? Yok asla. Muhabirimiz Onur Üçkarışoğlu, Gonca Derin'e bu kez Ebru Şallı ile diyalog kurup kurmadığını sordu. Evlilik birliğine saygı duymuyor. Ya o benim konuşabileceğim bir insan değil. Çünkü mesela bir açıklama yapmış şeydi, evlilik birliğine saygımdan dolayı susuyorum. Hani hangi evlilik birliğine acaba, hangi evliliğin birliğine saygı duyuyor ki? Gonca Derin sözlerini noktalarken eski eşini de eleştirmeden geçemedi. Ya onun başında zaten hani söylemiştim yani parası olmasaydı. Yani Uğur da zaten parasını göstererek onunla bir ilişkiye girdi. Hani tekneler falan, şovlar. O şekilde bir ilişkiye başladılar. O şekilde de devam etti.